Ben Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesi Beyyayla köyünde 1956 yılında doğdum. Biliyorsunuz oralar kırsal bir alan. Yalnızca hayvancılıkla geçinilen bir yer. Dolayısıyla babam Eskişehir'e göç etmiş. İlkokul 5'ten lisenin sonuna kadar Eskişehir'de okudum. Eskişehir Atatürk Lisesi, sonra da Motor Teknik Lisesi'ni bitirdim. Sonra Ankara'ya gittim. Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde okudum. Daha sonra da Almanya'ya gittim. 1980 yılında Almanya'da doktora çalışmasına başladım. 1985 yılına kadar Almanya'da kaldım. Rulmanı orada öğrendim. Rulmanın ne olduğunu, gerçi biz mühendisiz ama makine mühendisi ama çok az eğitimini görüyoruz maalesef Türkiye'de. Yani Rulman bölümü yok Türkiye'de. Makine elemanları dersinin içinde bilgisayar görülüyor ama sonuç olarak çok bilgi sahibi değiliz. Türkiye'de üretilmeyen bir ürün bu. Dolayısıyla Almanya'da bunu öğrendim. Ve 1985 yılında Türkiye'ye geri geldim. Türkiye'nin ilk Rulman fabrikasının kuruluşunda profesyonel olarak çalıştım. 12 sene orada çalıştıktan sonra kendi şirketimi kurdum. Ve 1997 yılında kendi şirketimi kurduktan sonra 1998 yılında Romanya'ya gittim. Orada hemen hemen Avrupa'nın en büyük Rulman fabrikasının özelleştirmesini yaptım. Hem buranın ortağı hem de yönetim kurulu başkan vekili hem de CEO'luğu yaptım. 16 sene sürdü bu. Daha sonra 2005 yılında Türkiye'deki ikinci Rulman fabrikasının yine sahibi olarak kurulmasını sağladım. Daha sonra 2009 yılında Macaristan'da bir özelleştirmeden alınmış bir fabrikayı da satın alarak yurt dışında ikinci fabrikaya sahip olduk. Yine buranın sahibi ve ortağı ve şeyi olarak yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptım. Daha sonra da 2010 yılında Hindistan'da bir Rulman fabrikası kurduk. Böylece Türkiye'de iki, yurt dışında üç Rulman fabrikası olmak üzere bunların kuruluşunda bilfiil hem bazılarında ortak, bazılarında yönetim kurulu başkanı, birinde de profesyonel çalıştım. Tabii yaşta geçince yolumuz Eskişehir'e düştü. Eskişehir'de doğduk, Eskişehir'de büyüdük. Buranın ekmeğini yedik, suyunu içtik. Kendimizi buraya ait hissetmeye başlayınca vatan bizi çekmeye başladı. Ve 2014 yılında içinde bulunduğumuz bu arsayı alarak Türkiye'nin 3. Rulman fabrikasının kuruluşuna başladık. Ve 2015 yılında da ilk ürünümüzü çıkartarak dünyaya merhaba dedik. Rulman çok kritik bir ürün. Aynı zamanda savunma sanayi için de çok önemli bir ürün. Eğer tam bağımsız bir ülke olmak istiyorsanız rulmanınız mutlaka olacak. Rulmanınız olmazsa bu iş olmaz. Peki iş yaşamı boyunca ne gibi zorluklarla karşılaştınız? Şimdi birinci en önemli iş benim işimde, yani benim kendi yaptığım. Ben çünkü 45 yıldır bu işi yapıyorum. En önemli şey bu işin teknolojisine sahip olabilmek. Yani bir daha önce biz ilk Rulman fabrikası Türkiye'de kurduğumuz zaman bir başka fabrikanın batılı bir ürünün lisansıyla başladık. Yani Türkiye'de kurmak belki kolay ama bunu üretmek zor. Yani bunun teknolojisi olacak, bilgisi olacak, resmi olacak, yetişmiş elemanımız olacak, mühendis savunuz olacak falan filan. Dolayısıyla en büyük sıkıntı Türkiye açısından böyle bir yapısı var. Yani yetişmiş eleman, bilgi birikimi, tecrübe birikimi, bir sermaye birikimi. Üç tane ana başlık var burada. Bunların bir kısmını aşıyorsunuz ama dönüp dolaşıp sonuçta devletin de altyapısını, yani çevre şartlarını olgunlaştırması gerekiyor. Yani Türkiye'de üretim yapabilmeniz için Türkiye'nin çevre şartlarının buna uygun olması gerekiyor. Size bahsettim işte birçok ülkede Rulman fabrikası kurmuş bir kişi olarak söylüyorum. Dünyada birçok ülke yatırımcı çekmek için her türlü imkanı sağlıyor. Ama Türkiye'de maalesef bu iş tam öyle yürümüyor. Yani bazı şeyler ters yürümeye başlıyor. Onun için yani yatırım ortamının teknolojik ürün üretebilme yapısının oluşması gerekiyor. Benim için en önemli konulardan bir tanesi bu. Yani ülkemizin buna hazır olması gerekiyor. Üretime hazır olması gerekiyor. Bu ne demek? Bu kapıdaki bekçiden malın bitimini götüren şoföre kadar çalışan herkes açısından sanayi kafasının
teknoloji kafanın oluşması demek. Bunun adına toplam kalite deniyor. Bu toplam kaliteye uygun bir yapımız olması gerekiyor. Olacaktır ama işte biraz erken yatırım yapanlar bu zorlukların hepsini çekecektir. Hani derler ya, rezil olmak istiyorsan yap sat, vezir olmak istiyorsan al sat. Genelde ülkemizde maalesef herkes al sat yönünde, daha böyle basit teknolojilerle üretim yapıp veya işte alıp satmayı, ithal etmeyi falan daha kolay yol olarak görüyorlar. Üretim yapmayı biraz daha zor olarak görüyorlar çünkü meşakkatli bir iş, zor bir iş. Bugün belki de Türkiye'nin en önemli meselelerinden bir tanesi de, ben öyle görüyorum, işçi işveren barışı. Yani maalesef gün geçtikçe işçi işveren barışı iyileşeceğine kötüleşiyor. Bu kıdem tazminatları, işte diğer şartlar, çalışanların imkanları, bu sefer işveren kayıt dışına doğru kaymaya başlıyor. Kaçak iş çalıştırmaya başlıyor. Halbuki bunlar hiç istemediğimiz şeyler. Her şeyin uygun, kurallarına uygun olması gereken şeyler. Bunun için de dediğim gibi çevre şartlarını düzenlemek gerekiyor. Yani şartlardan dediğiniz gibi en zor karşılaştığım şeyler bunlar. Peki başarınızda en önemli faktör neydi? En önemli faktör çalışmak, istemek, yılmadan, usanmadan mücadele etme azmi. Biz tabii böyle bir ara kuşağız. Yani ben 68'li değilim ama işte ondan sonraki kuşağım, yani biraz 70'li, 78'li yıllara diyelim. O kuşaktan bir insanım. Bir türlü biz de bütün Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları gördük. Biraz önce söylediğim gibi, yani biz köyde koyun çobanlığından gelen bir aileyiz. Ama açlık, istek, arzu, okuma isteği, teknolojiye ulaşma isteği, heyecanı bizi bir yerlere sürükledi. Üniversiteyi okuduk, mühendis olduk, gittik yurt dışında doktora çalışması yaptık. Sonra o teknoloji yönünden sonra kendimizi denize atladık, okyanusa atladık, yüzmeyi öğrendik. Yatırım yapmayı öğrendik, iş yapmayı öğrendik. Onun için en önemli şey istek, arzu ve çalışmak olduğunu, dürüstlük olduğunu, itibar olduğunu söylemek isterim. En önemli sermaye de itibardır. Eğer itibarınız varsa başka bir sermayeye çok ihtiyacınız olmaz. İtibar sizi alır götürür. Peki sanayicilik eskiden mi kolaydı, şimdi mi kolay, yoksa hep mi zor? Sanayicilik hep zordur. Yani eskiden toplu iğne yapıyordunuz veya işte nal mıhı yapıyordunuz. Onun da kendi içinde zorluğu vardı ama şimdi daha yüksek teknoloji yapmak gerekiyor. Sıradan üretimler artık Avrupa ve diğer böyle gelişmiş ülkeler bunların çevre sağlığı açısından, insan sağlığı açısından bunları bir şekilde doğuya doğru kaydırdılar. Kendileri daha yüksek teknoloji ve teknoloji satarak gelişiyorlar. Benim de düşüncem, rulman üretmek önemlidir. Ama rulmandan daha fazla önemli olan bunun mühendisliğini satabilmektir. Yani başka ülkelere üretim yapabilme kabiliyetidir. Know-how'unuzu satabilmektir. O teknolojiye sahip olmak gerekir. Onun için bugün için biraz daha zordur diyebilirim. Çünkü devam araştırmak, geliştirmek ve günün şartları hızla değişiyor. Yani Türkiye'de değişiyor, dünyada değişiyor, hızla değişiyor. Bu değişimi ayak uydurup hatta bunun ilerisini görebilmek lazım. Sizce Eskişehir sanayisi nereden nereye geldi? Eskişehir sanayisi çok iyi bir yerde, ben onu görüyorum. Yani buralardan dediğim gibi ben 60'lı yıllarda geldim Eskişehir'e. Buraların ne olduğunu, Eskişehir'in ne olduğunu biliyorum. Yani birkaç tane burada sanayi vardı, işte Sümer Bank gibi falan filan bir şeyler vardı. Bugün gelinen nokta çok iyi. Yani yer itibariyle bir kere Eskişehir çok önemli bir yer. Ben de bu yatırım yaparken birçok şeye baktım. Bunlardan bir tanesi öncelikle tabii ki şehir, kendi memleketimiz olması. Bu önemliydi. İkincisi ulaşım açısından hem Ankara hem İstanbul'a yakın olması. Hem işte denize de çok uzak olmaması, yani nakliye açısından, lojistik açısından önemliydi. Biraz Eskişehir diğer şehirlerimize nazaran biraz da entelektüel birikimi fazla olan bir şehirdir. Entelektüel tesisi yüksek olan bir şehirdir. Ayrıca bu şehirde bir sürü insan yaşar. Her meşrepten insan yaşar. Çokluk içinde birliği başarabilmiş şehirlerden birisidir burası. Yani her türlü insan vardır ama birlikte yaşama kültürü vardır.
O kültür beni de buraya çekti yani, çekiyor. İnsanların rahat olması, kimsenin kimseye böyle karışmaması. Bir de ayrıca buranın tabii lokomotif firmaları var. Yani özellikle ana sanayi, onun kenarında olan bir yan sanayi oluşmuş. Bunlar da önemli. Bunlar da yetişmiş insanın bulma kabiliyetini arttırıyor. Yani genç sanayicilere nasıl tavsiyelerde bulunursunuz? Genç sanayiciler köşeyi hemen dönmek değil de iş yapmayı, iş becerebilmeyi, işi sonuçlandırabilmeyi ve takip edebilmeyi öğrenmeleri gerekir. Onları benimsemeleri gerekir. Biraz önce de geri söylediğim gibi itibar en önemli şeydir. Sermayedir. İtibarını sarsacak hiçbir şey yapmayın. Parayı her zaman kazanırsınız, kaybedebilirsiniz. Bugün para olur, yarın olmaz. Sinir seyrisi gibidir. Bazı zamanlar yüksek olur, bazı zamanlar düşük olur ama doğrular, dürüstler ve itibarlı olanlar her zaman kazanır. Sakın bunu gözünüzden kaçırmayın. İki, borçlanmayın. Çok borçlanmayın. Yani eğer siz bizde yani biz derken Türk milletinden bahsediyorum. Millet olarak bizim sermayemiz yok. Bir işi yapabilmek için az bir sermayeyle başlıyoruz ama iş büyüdükçe yeni ihtiyaçlarımız oluyor. Bunu nereden sağlayacağız? Taze para ihtiyacımız var. Ancak bankalardan sağlayabiliriz. Banka kredisine çok girmemek lazım. Belli bir oranı geçmemek lazım. Eğer çok girerseniz artık banka sizin ortağınız olur. Hatta bir müddet sonra bunu çeviremez hale gelirsiniz. Borcu boş kapatmaya başlarsınız ve bir müddet sonra da tıkanırsınız. Onun için çok borçlanmayın. Sermayeniz kadar iş yapın demiyorum ama sermayeniz sizin onu, o aldığınız borcu ödeyebilecek kapasitede olsun. Üçüncüsü, düzgün insanlarla çalışın, doğru insanlarla çalışın, bilgili insanlarla çalışın, işin ehli insanlarla çalışın. Onlara verdiğiniz paralar size bugün için belki çok gibi gelir ama ileride göreceksiniz, size çok şey kazandırdığını fark edeceksiniz. Yani ucuz olsun derdiğiniz her insan size büyük zarar verip gider. Bazı iş yerlerinde, bazı değil de genelde 3 tane önemli şey vardır, ayak vardır. Bunlardan bir tanesi finans muhasebe, bir tanesi insan kaynağı, bir tanesi de hukuktur. Bunları çok iyi yapın. Yani bunlara çok iyi sahip olun. Bunları 3 ayağı üzerinde oturtun şirketinizi. Hukuka dışında herhangi bir şey yapmayın. Efendime söyleyeyim, liyakatli insanları çalıştırın. İnsan kaynağınız çok iyi olsun. Gelecekle ilgili de günü takip etmeyi, geleceği takip etmeyi, dünyayı takip etmeyi hiçbir zaman unutmayın. Mümkünse sektörünüzde en az 3-4 fuara katılmayı unutmayın. Yurt dışında fuara katılmayı unutmayın. Gezin, görün, insanlara irtibat edin, irtibata geçin. Bir son tavsiyem, kesinlikle dijital çağdayız. İnternet üzerinden, efendim WhatsApp üzerinden, mail üzerinden müşteri ilişki kurun falan demeyin. Bunları kuracaksınız ama en azından senede bir defa yurt dışındaki müşterilerinizi ziyaret edin. Yüz yüze görün, onlarla ilişkinizi iyi kurun ve geleceği planlarken onların da ne durumda olduğunu görüp onun üzerine yorumlamaya çalışınız. Peki yapmak isteyip de yapamadığınız bir şey var mı? Bir hayaliniz var mı? Çok. Hayal bitmez. Yapmak isteyip yapamadığım çok şeyler var tabii ki. Şimdi benim hayatımla ilgili, başarılarımla ilgili bir kitabım var. Kitap yazdım. Bu benim başarım, bu kolay. Yani başarıların bir kısmı ve insanlar bunu okurlar, oradan bir şey almaya çalışırlar ama en önemli şeyin başarısızlıklar olduğunu da unutmamak lazım. Şimdi ikinci kitabımı hazırlıyorum nasip olursa. Burada da başaramadıklarımı, hedeflediklerimi ve ulaşamadıklarımı anlatacağım. Şimdi benim hayal ettiğim en önemli şeylerden bir tanesi savunma sanayi ile ilgili, özellikle havacılık kurumları ile ilgili çok iyi bir altyapı oluşturmaya çalıştım. Bunu inşallah başaramadım demeyeyim de, yani biraz uzun süren bir hikaye. Bunu inşallah başarmak istiyorum. Hedeflerden bir tanesi bu. Tekrar dünyaya gelseniz yine sanayici olur muydunuz? Ya bizim işimiz, yani benim içimde bir duygu var. Yani bir bu işe ben girdiğim zaman da bana çok söylediler. Yani dediler ki ne işin var senin yani. Al sat işte, ne güzel. Orman işini dünyada bilen nadir kişilerden birisin.
Dünyada da her işte olduğu gibi, her meslekte olduğu gibi bir Rulman ailesi vardır. Yani insanlar vardır bu işi götürenler. O ailenin içi herkes de hemen hemen birbirini tanır. O aileye yani Türkiye'den giren kaç kişi var derseniz, yani belki de ben bir iki kişi vardır. Onlardan birisi de benim. Onlarla ilişki kurabilen, konuşabilen, iş yapabilen, sohbet edebilen, yani onların içinde dünyaya bakış açısını değiştirebilen kişilerden birisiyim. Bu açıdan baktığın zaman bu aile de sizi kabul ettiği için hedefim benim Türkiye'yi bu bölgenin en önemli teknoloji üreten fabrikaları haline getirmekti. Yani Rulman ve diğer ürünler, hızlı dönen Rulmanlarla ilgili ve diğerleriyle ilgili. Onun için içimde para kazanmanın dışında başarabilme ve ülkenin ihtiyacı olan bir ürünü üretebilme ve bunu da dünyaya satabilme gibi bir uhde var. Hep bunun peşinde koştum. Ve dolayısıyla dünyaya da gelsem herhalde büyük bir ihtimalle gene aynı şeyi yapardım. Aynı yerden giderdim, üretirdim. Zorluğunu biliyorum. Şartların zor olduğunu, gün geçtikçe bazı işlerin değişebileceğini, konjonktürel değişim olabileceğini biliyorum. Ama ona rağmen üretmek olduğunu ve ülkenin de kurtuluşun bunda olduğunu biliyorum yani.